Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kenar tığlama çalışması yapacağız. Tığlamamızı dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şöyle küçük bir parçamın üzerinde ben bu çalışmamı yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz ve beğenerek, severek güzel çalışmamızı yaparsınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Kenar tığlama çalışmamı yapmak için daha önceden örmüş olduğum şu şekilde bir motifim var. Bu motifi sizler istediğiniz örgü olarak hayal edebilirsiniz. Kocaman bir battaniye de olabilir, kırlet de olabilir ya da yelekler, ceketler kullanmak istediğiniz yer olabilir. Yani kenar çalışmamızı bu parça üzerinde yapmak istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum ipime düğümümü atıyorum bu şekilde ve köşemden başlıyorum. Burada benim boşluklar var. Sizin burada tamamen trabzan olabilir, sık iğne olabilir. Hiç fark etmez. Buradaki boşluğa lütfen takılmayalım. Bir defa batıyorum. Aynı yere bir daha batarak burayı iki defa sık iğne örmüş oluyorum. 3 zincirimi ilave ediyorum. 2 3. 3 tane zincir ilave ettim. 1 2 3 trabzanımı atladım. Boşluk olarak görmüyorum. Bakınız trabzan olarak batıyorum bir defa sık iğnemle battım tekrar aynı yere ikinci kez batıyorum tekrar 1 2 3 atlıyorum 1 2 3 trabzımı atlıyorum 1 iki tane sık iğnemi örüyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 tane trabzanı atlayıp iki tane sık iğne aynı yere batıyorum ve toplamda bakınız 3 defa 3 tane zincirimizi çektik 1 2 3 başlangıçtaki e, zincirimizle beraber 1 2 3 3 yuvamızı oluşturduktan sonra 2 defa tığımın başını doluyorum örgümün arkasını çeviriyorum Tabii arkasında da dolayabilirsiniz çevirdikten sonra hemen yanındaki yuvaya atlıyorum diğer ortada bulunan yuva içerisine giriyorum ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye bir iki ve üç iki defa doluyorum aynı yere giriyorum bir iki üç iki tane iki defa başını doladığım trabzanımı örüyorum ve zincirimi çekiyorum bir iki üç dört dört tane zincir çekiyorum tekrar iki defa doluyorum Yine aynı yere girerek ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. 4 tane zincirimize yeniden çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Dilerseniz burada 3 de çekebilirsiniz. Zincirleri bir eksiltip bir fazlalaştırabilirsiniz ikişer trabzan iki defa dolayarak örüyorum 1 2 3 1 2 3 tane trabzanım oldu aralarında 4 tane zincir 3. trabzanımı ördükten sonra 4 tane zincirime yeniden çekiyorum 3 ve 4 başlangıçtaki sık iğne batmış olduğum yere bakın iki sık tam iğnem vardı tam arasına gelerek batıyorum ve buraya sabitliyorum örgümüzün arkasını çeviriyoruz Tığımın başını bir defa dolayarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İkili trabzan. Bir. Bir doluyorum. İki. Doladım. Üç. Doladım. Dört. Doladım. Beş. Doladım. Altı. 6 defa doldurdum 6 tane trabzanımı ördükten sonra her iki trabzanımın arasına giriyorum alt sırada ördüm bir tane sık iğne ile burayı kapatıyorum daha sonra tekrar tığımın başını doluyorum 4 zincirin içerisine 6 tane ikili trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6. İki trabzanımın arasına girerek sık iğne örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Son yuva içerisine 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Trabzanlarımın arasına girdim. Şu şekilde ilk e, kenardaki işlemimizi tamamlamış olduk. Buradaki trabzanımızı e, tığınızın, tığınızın ve ipinizin kalınlığına göre eğer çok e, kalın düşecekse bir tane eksiltebilirsiniz. İpiniz inceyse biraz zayıf kalacaktır. Bir ya da iki tane daha artışımızı yapabilirsiniz. Benim ipime altı tane trabzan gayet e, uyumlu oldu. Sık iğnemizi de ördükten sonra burada iki trabzan arasına yeniden dibe batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 geçiyorum 1 2 3 trabzan tabi burası lütfen boş gibi düşünmeyin sık iğne de olabilir herhangi bir kenar da olabilir 2 defa batıyorum 1 2 3 batıyorum bir tane daha sık iğnemi örüyorum 1 2 3 3 tane zincirden yuvamızın olması gerekmekte. Atıyorum ve batıyorum. Şöyle görelim. 3 yuva kurdum. 1 2 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. 2 defa tığımı başını doluyorum. Hemen dibindekine değil, ortadakine batıyorum. ikişer ikişer şurada örmüş olduğum gibi örüyorum. 1 2 ve 3. Yeniden iki doluyorum. 2 ve 3. 1 2 3 4 zincirimi ara için çekiyorum yeniden iki defa doluyorum 1 2 3 2 doluyorum 4 zincir 2 doluyorum 2 dolayıp 3 defa da örüyorum ikişer ikişer tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum Başlangıçtaki bakınız şuradaki bir sık iğne batmıştım. Oraya gelerek batıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen 6 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördüm trabzanlarım tamamlandıktan sonra iki trabzanımın arasına bir tane sık iğne ile bağlanıyorum şöyle görelim bakınız çok güzel yapımı da çok zevkli 1 2 3 dediğim gibi burayı artırıp azaltabilirsiniz ipimizin kalınlığına göre 5 tane ördüm 6. da ördükten sonra trabzan arasına girerek sık iğnemle buradaki kavisi oluşturuyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. 6 defa trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 2 trabzan arasına bir tane sık iğne ve başlangıç noktama gelerek bir sık iğne ile buraya da sabitleniyorum şöyle ilmeğimizi biraz küçük tutalım güzel olsun ara boşluklu gibi olmasın iki tane çiçeğimi yan yana ördüm sık iğnem sonrasında yeniden yuvaları hazırlamak için zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Bakınız burası tam köşemize denk geldi. Bu şekilde köşemize az kaldığı zaman köşemize model kuracak şekilde ayarlamamız gerekmekte. Bizim buraya 3 tane zincirden yani üçer zincirden çektiğimiz üçlü bir yuvayı kurmamız gerekmekte. Şimdi çalışmamızı ona göre ayarlayalım. Biraz geriye çekiliyorum. Aynı yere bir tane sık iğneyi ördüm. Birinci yuvamı kurdum. Bir iki üç zincirimi çektim. Şöyle bakınız, şu boşlukla buraya kurdum. İkinci sık iğnemi de kurdum. Bir iki üç zincirimi çektim. Tam köşeme gelerek iki defa sık iğnemi ördüm ve üç tane yuvamı tam köşeye gelene kadar hazırlamış oldum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. İki defa tığımın başını dolayarak birinci yuvaya değil ikinci yuvama giriyorum ve modelimi aynı şekilde ilerletiyorum. Şimdi modelimi aynı şekilde tamamlayıp geçişi yine birlikte çalışalım. Modelimizi üçüncü kez köşemizde kurduk. Şimdi aynı işlemlerimizi tekrar ederek diğer yana geçebiliriz. Sık iğnemi ördükten sonra yine araya girerek bir tane sık iğnemi buraya örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum araya geçiyorum tabi isterseniz şöyle biraz daha yakında örebilirsiniz köşelerinizin geçişine çok fazla uzaklaşmayabilirsiniz yakına örmeyi tercih ediyorum köşelerimiz kasmasın diye aynı yere bir sık iğne daha 1 2 3 3 tane zincirimi çektim aynı yere 1 2 3 3 zincir çekerek 3. yuvamı da buraya kurmak istiyorum daha sonra yine yuvalar içerisinde ilerleyeceğim. İkinci sık iğnemi ördükten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. İki defa dolayarak işlemlerimi tekrar ediyorum. İkişer ikişer alıyorum ve bu şekilde kenarımızı örebilirsiniz. Şöyle görelim. Ben biraz daha örmeye devam ediyorum. Kenar tığlamamızı bu şekilde örmeye devam ediyoruz ve köşelerimizi de aynı şekilde dönerek çalışmamızı tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.